tektonik hareketler de oluşmuş. Obrukları sığ ve derin obruklar olarak ikiye ayırdığımız zaman zaten geçtiğimiz yıl Karapınar civarında 500'ün üzerinde obruk tespit edilmişti. Bu yılki çalışmalarımızda bütün bölge bazında Ereğli, Emirgazi, Halkapınar, işte Konya'ya kadar Karatay bölgesi, Çumra bölgesinde tespit edilen obruk sayısı 2240. Ancak bunun 1700'den fazlası sığ derinlikli obruklar. Sadece 700 kadarı derin obruklar, o kuyu şeklinde görmeye alıştığımız obruklar. Sığ derinli obruklarda 1 metreye kadar olan derinliği olan değişken çaplarda obruklar. Şimdi obruk oluşumunun temel nedenleri artık biliniyor. Öncelikle litolojik faktörler, yani suyla karşılaştığı zaman çözünebilir nitelikte karbonatlı ve eoporitli kayaçların olması gerekiyor. Ki bu bölgede her ikisi de mevcut. Yeraltı seviyesinin hareketindeki oynamalar, yeraltı suyunun niteliği yani asit karakteri ve buradaki kırıklar. Bu bölgede her üçü de mevcut. O nedenle obruk sayısı oldukça fazla. Obruk oluşumlarının engellenebilmesi için bizim litolojiyi ya da yeraltı suyunun karakterini değiştirme şansımız yok. Bunlar doğal sebepler. Ama son yıllarda obruk oluşumlarının giderek artmasının en temel nedeni aşırı ve kontrolsüz su kullanımı, yeraltı seviyesinin düşümünü de etki ettiği için bizim şu aşamada belki de daha kalıcı olarak ortaya koyabileceğimiz en önemli önlem yeraltı suyunun kontrollü kullanılması diyebiliriz. Çünkü havza içerisinde hem çok fazla su tüketiliyor hem de kontrolsüz bir şekilde tüketiliyor. Ve yıllar içerisinde yeraltı seviyesindeki düşümler giderek artan seyir izliyor. Yeraltı seviyesindeki artış aynı zamanda obruk sayısındaki artış da demek. Asıl sorunumuz aslında yeraltı suyunun yoğun kullanımı. Bunu şöyle örneklemek gerekiyor. Yine 2000'li yıllara kadar santimetrelerle ifade ettiğimiz yeraltı suyu düşümleri 2000'li yıllardan 2010'lara, 2015'lere kadar artık yarım metre, 1 metre seviyesinde, 2015 sonrasında metreler seviyesinde söyleyebiliyoruz. Sadece 2021 yılı içerisinde bazı gözlem kuyularındaki düşüm 20 metrenin üzerinde. Resmi kayıtlara göre. Dolayısıyla yeraltı seviyesi düştükçe obruk oluşumlarının sayısında da artışlar gözlenebiliyor.